7 aydır yağmur yağmayan antik kente geldik. En son Mart'ta yağmur yağmış. Hazır da sıcak alınca böyle işte. Aptal boy. Çok başından yağmurluk yaptık ben ama. Fena değil. İş görüyor. Atara Meclis Binası. Burası tiyatro. Bakalım ediyormuş tiyatroda. Kent merkezinin güney ucundaki Kurşun Tepe'nin rüzgara karşı korunaklı kule yamacında bulunur. Tiyatronun ucunu oluşturan ve yarım daireyi biraz aşan 80 metre çapındaki oturma yuvarlığı. Her iki ucunda da kule gibi görünen güçlü duvarlarla desteklenmiştir. Yaklaşık 6000 kişinin oturabileceği kavea bir diyozuma ile ikiye ayrılmıştır. Falan filan. Şöyle fotoğrafını çekelim. Karşıda inekler var. İnekli antik kent. Şurası meclis binası. Patara Likya'nın en büyük kentlerinden birisi. Santos'la beraber başkentlik yapmış yerlerden birisi. Belki de en önemli kenti. Çünkü burada bir yol kılavuz unutu bulundu. O sayede bilinmeyen çoğu antik kentin neresi olduğu kesinleşmiş oldu. Mesafeler ölçüldü. Yine Likya'da 3 oy hakkına sahip 6 kentten birisi, diğerleri Santos, Olimpos, Pınara, Patara, 4 oldu. Olimpos, Patara, Santos, 2 tanesi şeydeydi, Fethiye'deydi, Tulos'ta Pınara olması lazım. Bir de Mayra sanırsam, yanlış söylemiyorsam. Bu 6 kent, 3 oy hakkına sahipti. Bunlar büyük şehirler. Vaktimiz olursa buradan sonra da Santos'a gitmeyi planlıyorum. Bakalım. Gezici yük. Çayımızı doldurduk. Patara Meclis Binası. Bayrağımız da asılmış ne güzel. Dün 29 Ekim'de. Bugün 30 Ekim. Likya Birliği Meclis Binası'nın restorasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir 2018-2011. Patara halkının Marcus Antonius İdaklis onurlandırma yazıtı. Yalnız bayağı yağmur yağıyor şu anda, videodan belli olmuyor ama telefonum bozulacak neredeyse. Bir sürü yazıt var. Bu yazıt biraz daha büyükmüş. Ne diyor? Likya Birliği'nin Patara'yı onurlandırma yazıtı. Hepsi öyle. Ne diyor? Likya Birliği Patara halkının iyilikseverliğinden ötürü bir kez daha altından bir taşla ve çok büyük boyutta bir tunç heykeli onurlandırmıştır. Zira Patara halkı başlangıçtan beridir Likya Birliği'nin yararı için en güzel şekilde uğraşmış ve politik alanda çabalar sarf etmiştir. Ve de tanrısal bir imparatorun birliğimiz olan teveccühünde hatır sayılır katkıları vardır. Vay be. Muhteşem bir yer. Patara Meclis Binası. Hadi bakalım içeri girelim şimdi daha. Bir yandan yağmur sesi, bir yandan üzerimdeki battal boy poşet sesi, gacır gucur. Ses bayağı sıkıntılı olabilir. Şimdiden affola. Bu şekilde. Telefonlar bozulabilir. Yağmur iyice şiddetlendi. Bu tiyatro yaklaşık 6000 kişilikmiş.
Yalnız platform ahşap. Bu yağmura nasıl dayanıyor bilmiyorum. Dayanamamış zaten, paramparça olmuş. Oho. Tiyatroda güzel bir kabartma var. Girilmez diyor. İnsan giresi geliyor ama arkadan girilmezmiş. Tek diyazama var. Kavyaları hala sapasağlam. Derken bir tane basamak eklenmiş buraya. Merdivenlere. Vallahi dün Koptaş plajında yüzdüm. Patara kum tepelerine çıktım. Orada ayaklarımı soktum. Her yer cayır cayır yanıyor orada. Bugün ise şansıma yağmur yağıyor. Yaklaşık 7-8 aydır hiç yağmur yağmayan bir yere. Evet, gelenler oldu birkaç kişi. Şu anda Diyazoma'da yürüyorum. Tek Diyazoma var. Tiyatroda epey büyük. Karşı meclis binası. Daha oraya geçmedim. Birazdan oraya bakacağım. Ay, burası güzelmiş. Loja. Muhteşem. Biraz yalıtım sorunu var. Su alıyor ama yapacak bir şey yok. Gayet güzel. Burada videoyu biraz durdurayım. Telefonu silmem lazım. Bayağı ıslandı çünkü. Su geçirmeyen model değil. Bozulması muhtemeldir. Patara Antik Tiyatrosu. İyi ki video çekemedik. Rehber ve iki tane turist geldi. Bu yağmurda. Yağmur geceden beri devam ediyor. Bir türlü durmadı. Yağsın bereket ama. İşte. Bizi biraz etkiliyor maalesef. Böyle çok poşetleriyle dolaşmaya devam ediyorum. Adaylısı. Buradan aşağı inip biraz etrafı dolaşacağım. Bu yağmura dolaşabildiğim kadar. En sonunda meclis binasına falan giderim. Karşısı Patara Antik Tiyatrosu. Onu gezdim. Şu tepedeki surları tırmanmaya çalıştım. Yarı yolu döndüm, tırmanamadım. Orada sarnıç gibi bir şey gördüm. Emin değilim. Burası meclis binası. Yağmur şu anda azaldı şansıma. İyi. Bayağı güzel. Şuradan bir devam edelim. Muhteşem bir yapı. Burada merdivenler var. Ama ben bu oturma sıralarından ineceğim. Burada videoyu durdum, bir tane fotoğraf çekeyim.